Elimde çok fena bir video var chat ya. Ya yakala chat diyorum, başka da chat nerede lan? Benim chatim nerede? Dur. Allah kahretsin, aklım çıktı. Chat nerede? Heh, dur. Geliyor arkadaşlar, hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız bilmiyorum, kaldırabilir miyiz? Yani ne Hilmi Cem, ne Avatar Atakan, ne bilmem ne, yani ben hiçbiri değildi usta. Artık yani sevgili Acun Bey, bizi izlediğini biliyorum, buradan sana sesleniyorum. Acil bir şekilde Avatar Cumali, rica ver baba coşkuyu. Ya bir insanın chat yani 10 parmağında 10 marifet olur mu ya? Uylanmasın diyorum Zeliha. Çok kötüyüm ya. Arkadaşlar sizin de müsaadeniz olursa, eğer sizin de müsaadeniz olursa Cumali karşı takıma transfer edebilir miyiz chat? Ayaklanabilmemiz adına All Star takımının da hani bunu biraz daha anlayışlı karşılayıp Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Ananı avradına tüküreyim. Çok kötüyüm chatçiğim. Siz Cumali'yi tutup karşı takıma transfer edersiniz ama Cumali tutar Hüsnü Çoban'ın kızına yürür. Ver baba coşkuyu. Ver baba coşkuyu chat. Zeliha adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor chat. Adam gibi adam geliyor. Hazır mısınız chat? Yakala chat. Hadi başlıyoruz. Yakala chat, başlıyoruz chat. Aysel İsa hoş geldin. Yakala chat. Adam geldi. Adam gibi adam geldi. Adam geldi, adam gel adam. Hoş geldin Mr. Adam, o yürüyüşü, o paltosu, o duruşu. Refik abi değil mi? Evet. Refik olsun, bu sefer de Refik olsun chat. Bir gün Refik Bey'i karşı takıma transfer edebilme şansımız var mı? Sadık ben. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Sadık. Çok esma. Refik abim benim ya. Merhabalar kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Hanımın mı? Evet, Zeliha. Hayırlı günler. Yalnız arkadaşlar farkındaysanız Cumali diksiyonunu da bayağı arkadaşlar düzeltmiş gibi geldi Cumali abi. Cumali abimiz gerçekten diksiyon, yani ismiyle birlikte diksiyonu da bayağı düzelmiş. Hanımın mı? Dublaj demeyelim ona da arkadaşlar, yani bir tık böyle hani. Evet Zeliha. Hüsnü Çoban'ın kızına yürümek fıtratımda yok abi. Evet abla. Hayırlı günler. Hayırlı günler abla, biliyorsun. İçelim bir çay o zaman. İçelim bir çay o zaman chat. Bir çay. Ece Nur'um 10 kişiye birden abonelik patlatıcı, çok teşekkür ederim bebeğim benim. Tabii. Bakar mısınız? Bize 3 çay. Tabii. Bize bir 3 çay alalım chat. Tabii. Yakala chat. Dur geç abi geç. Hüsnü Çobalı geç şimdi. Neyiz dur? Cumali ver baba. İyi yayınlar kara papatyan, bol donettin canım benim, çok teşekkür ederim. Allah kese de bereket versin Başak Toşkum. Allah razı olsun. Geç baba geç, bırak Rıza babayı. Bana Cumali ver, Cumali. Nerede Cumali, sal üstüne. Hah geldi. Boş. Ver abi. Para neden lazım size? Para neden lazım size? Paranın lazım olması fıtratımda yok abi. Refik Bey'i karşı takıma transfer edebilme şansımız var mı Acun Bey? Borç. Borcumuz var. Evlendik, bir yıl oldu neredeyse. Refik abinin o bakışları çok iyi ya. Kafayı geri atıp. İkimiz de çalışıyoruz, bir türlü kapatamadık. Evet Refik. Siz de dediniz vereyim böbreğin birini, rahat edelim öyle mi? Mantıklı. Ana baba desteği olmayınca. Yani yaşadığımız devirde de arkadaşlar bir böbreği vereceksin usta. Yaşadığın devirde hani en azından Cekçim, Allah kesene bereket versin, Allah razı olsun. Bu akşam yayın var mı? Yarın var. Bugün yok. Cekçim çok teşekkür ederim. Yarın akşam saat 20.00'da var. Bugün bir gün mola vereyim dedim. Cekçim çok teşekkür ederim. Allah kesene binlerce kez bereket versin. Ama korkuyoruz da yani, değil mi canım? Yani korkulmayacak gibi de değil. Korkulmayacak gibi değil. Bu devirde tekrar söylüyorum, düze çıkmak için, en azından düzlüğe çıkmak için bir böbreği vereceğim chat. En azından Refik abiye, Pimpanella, he? Rana, İrem Pehlivan. En azından Refik abiye, Aslı işte. Kirin Ayşen hoş geldin güzelim. Her gün neler okuyoruz. Yalan onlar, siz inanmayın. Yalan lan. Yalnız seslendiren abi de sesini gerçekten bir tık Cumali abimize benzetmiş. Refik abi. Refik abi. Cumali kaşları. Abi Cumali. Ya Cumali abi de çok varım ya. Sen raporunu getirdin mi? Ha? Burada. Ya Cumali abi çok enteresan bir şekilde inanılmaz bir bağımlılık ya chat. Şakasız yani. Hakikaten yani. Ne bileyim, saatlerce Cumali abi izleyesim var ya. Keşke YouTube kanalı falan açsa. Siz doktor musunuz? Nasıl? Tahlili falan soruyorsunuz. Anlıyor musunuz yani?
doktor mu olmak lazım anlamak için? Yani chat şimdi yani yaşadığımız devirde de hani böbrek işinden anlamak için de doktor olmaya gerek yok diye ben düşünüyorum. Tamam iyisin işte aslan gibisin. Mantıklı bitti. Evet arkadaşlar kesinlikle. Nakli yapan doktorumuz başka. Nakli yapan doktorumuz başka evet abla. Biz tedarik içinde olduğumuz için artık anlıyoruz. Nakli de turabi yapıyor galiba. Mesela sizin de böbrek sağlamdır. Allah Allah! Cumali Hüsnü Çoban'ın kızı mı yürüyor bana böyle geldi? Ne oluyor lan? Duyel'le hoş geldin. Canavar gibi. Canavar gibi. Mesela bizim chat de sağlam chat. Ha? Canavar gibi. Efendim? Süzer diyorum. Süzer chat, süzer. Süzer opsiyonel. Canavar gibi. Efendim? Süzer diyorum. Süzer usta, yeni tabirimiz TK'cim. Çok teşekkür ederim 5K'ya abonelik verdiğin için. Süzer chat, süzer. İyi sizinki. Düşünürseniz. Yok, sadece şimdilik benimkiyle şey edelim. Evet. Benimki... Ederiz. Sıkıntı yok. Cumali abinin gözü hala öbür tarafta. Dipçim hoş geldin. Ödeme işi nasıl oluyor? Yani ne zaman alınıyor Refik abi? Evet Refik abi. Nereden yapıyoruz ödemeyi? Store. Acun abi elden veriyor. Cumali'nin sağlam böbreği. 5 lira atmış abla demiş. İşte. Cumali'nin sağlam böbreğini o zaman ben de 5 lira atıp şu şekilde şöyle donate atıp ben de diyorum ki süzer. Organı hastaya takarız, çalıştırırız, bir bakarız. Ay. Organı hastaya takarız, çalıştırırız mı? Usta ne lan bu? Turbo mu? Yedek parça gibi anlatıyorsunuz. Harbiden usta bir tık öyle bir vibe aldım Cumali abi. Öyle bir yerde. Bir nevi öyle de sayılır gerçi arkadaşlar. Yani arabalarla insanların bir tık gerçekten benzerlikleri vardır. Anladım. Makineye takarsın çalıştırırsın baba. Halo. Halo ihli bediha. Pardon? Arka sokaklar niye bu kadar absürt bir dizi ya? Hayırdır bacım? Zelir. Refik abinin arka sokaklarda ne işi var? Benim arkadaşlar tanıdığım bir ajan sahibi vardı. Ajan sahibi artık oyuncu bulamayıp en son ajan sahibi kendisi bu dizide oynamıştı. Ajan sahibi artık oyuncu bulamadı. Dizide oynatacak oyuncu bulamadı. En son kendisi oynadı dizide. Balpete'ye çok teşekkür ederim kişi abonelik verdiğin için. Nasılsın canım? Şu dizide oynamayan kalmadı yani. Vardır belki bizim chatte de 3-5 oynayan vardır ha. İyiyim Meryem abla sağ ol. Bir çay ısmarlarsın artık. Evet. Çay. Dur abla ne yapıyor? Ah Cumali abi operasyon çekiyordu halbuki ya. Hüsnü Çoban'ın kızı Cumali abi operasyon çekiyordu. Niye bozuyorsun be abla? Burası daha mı iyi oldu? Evet. Burası... Ya detayı kes ya. Allah çarpsın benim garibanlık seviyesi. Harbiden şu ya harbiden sen başka bir adamsın ya. Vallahi billahi Cumali abi ya. Kur'an nimet. Dabit duman giri ya. Dabit duman gir vallahi billahi ya kafayı yedim ya. Allah çarpsın detaylarda boğuldum ya. Ver abla müziği ya. Vallahi kafayı yedim chat. Detayda boğuldum. Ver müziği. Vallahi Refik abiyi karşı takıma transfer etme şansımız var mı şu anda chat? Daha mı? Silit Mortem teşekkür ederim. Oldu. Evet. Sonra... Dur geç abi başka yok mu Cumali abi sahnesi? Dur bir de Cumali abinin en son kaçtığı bir sahne var dur. Abi baba polis olunca insan çekinir. Dur Cumali abi ketenpereye düştüğünü fark ediyor. Neyse o? Hatice Sultancım iyi ki varsın balım benim. Ya gerçi tabi baba polis olunca insan... Ya benim Cumali abim vallahi gözleriyle oynuyor billahi gözleriyle oynuyor ya. Çekinir. Ama yani bu kadar da ne bileyim. Polis mi? Polis mi? Senin baban polis mi? Değil. Değil vallahi değil. Süzer. Süzer vallahi süzer. Vallahi değil. Meryem bizim akrabamız kafası gidiyor geliyor. Bakmayın siz ona. Cumali abinin o sene altın kelebek almamış olması beni şu anda rahatsız etti. Lütfen. Ya yine şakalar ya. Hem de başkonser babası. Benim de fiyonsemdir yani. Ne fiyonse? Abla biliyorsun vallahi billahi operasyonun içine edildi şu anda. Ayıptır söylemesi. Cumali abi, Refik abi şu anda ketenpereye düştüğünün farkına vardı. Nereye düştüm lan ben? Ketenpereye düşmek fıtratımda yoktur abi. Allah kahretmesin. Cumali'yi içeri transfer edebilir miyiz? Dümene mi geldim ben? Refik Bey! Hedef ben miyim lan? Refik abi! Refik Bey! Abi böbrek diyorduk. Ya gitti geçmiş olsun. Ya vallahi bir adamın oyunculuk serüveni bu kadardı chat.
Cumali abimin çok kısa süren bir oyunculuk serüveni de oldu. Allah çarpsın 10 parmağımda 10 marifet, çok büyük saygı duyuyorum kendisine. Yemin ederim çok büyük saygı, çok büyük respect. Sabahlara kadar respect abla biliyorsun. Vallahi billahi. Ne oldu geldi bana şey, nerede Hilmi'cim? Hilmi'cim nerede chat? Hani Hilmi'cimi? Hilmi'cimi sal bana. Bakayım abi. Ulan Hilmi'cim. Ulan Hilmi'cim, bunların arasında şampiyon olamazsam var ya seni Cimer'e şikayet ederim ha. Ver bakayım Coşku'yu abla. Peki arkadaşlar siz? Yani Hilmi'cim kuvvetli diyoruz, Hilmi'cim iyi yarışmacı diyoruz falan diyoruz filan diyoruz da. Usta, Cumali babanın Hilmi'cimin eline verdiği bir şeyi biliyor musunuz oyunu? Ben şimdi size onunla göstereceğim, dur. Baba o kadar atlarsın zıplarsın ama Cumali baba çıkar elini verir usta. Cumali baba elini verir usta. Ver bakayım Coşku'yu. Ve 57-55. Cumali babadaki. Ya Cumali'nin o coolluğu, o rahatlığı. 57-2 öğreneceğim de. O gevşekliği. Baş edemezsin baba. Sabahlara kadar da spor yapsan baş edemezsin usta. Muhteşem. Çok takdir ediyorum iki yarışmacıyı da. Yani bilimsel olarak mümkün değil. Bence Survivor'ın tarih anlarından biri bu. Yok baba, şu oyunda yani 40 yıllık vücut geliştirmeci gelsin. Bilmem neci gelsin, yemez usta. Vallahi yemez. 65 kilo ilmicemde var. Çok daha hızını bırakanlar oldu. Evet abla. 63 kilo da Cumali'de. Evet, Anıl da kaçırdı. Mümkün değil abi, mümkün değil. Ya isterse 100 kilo at ya. Cumali. Ya Cumali de 100 kilo fazla olsun, gene verir Hilmi'cimin eline ya. Kazandı. Cumali kazandı. Dominik'te Cumali Show. Anadolu için gelsin. Anadolu'ya selam söylemek fıtratımda yoktur chat. Benim, bende 14 Şubat travması var. Niçin? 14 Şubat'ta terk edildin değil mi? He? O rezil kişilik, o senin eksil olacak rezil kişilik seni 14 Şubat'ta tekme attı değil mi senin bir tarafına? He? Senin sırtına tekmeyi attı, yolladı değil mi rezil? He? O rezil öyle bir şey yaptı değil mi? Kafaya takmıyorsun, açılım mekanın sahibi geldi bebeksi diyorsun, kendini bizim yayınlarımıza bırakıyorsun ve bekliyorsun. Şu anda kuluçka dönemindesin. Doğru insanın sana çekilme dönemi başlamıştır, hayırlı olsun gülüm. He? 14 Şubat 2024'ten itibaren doğru insanın sana çekilme tarihi başlamıştır, hayırlı olsun gülüm, çünkü Koç Retrosu başladı. Koç Retrosu başladı, bütün çekilimler başladı. Doğru insan arkadaşlar hayatınıza giriş yapacak çok yakın zamanda, bekleyin. Just fucking wait. Belil'cim hoş geldin, Aysu'cum 3. yemiz kutlu olsun. Gene arkadaşlar kitap ortasından konuştum. Abi 19 senedir yalnızım. Ulan daha dün doğdun rezil. 19 sene dediğin, 19 sene dediğin nedir? 19, bir şey söyleyeceğim, 19 yaşındakiler kaç yılında doğmuş? Chat, he? 19 yaşındakiler kaç yılında doğuyor bana? Onu hesaplar mısınız şu anda? Ben hesap... Benim matematik 2005. Allah seni ka... Ulan senin yaşında... Benim kar tanem, bir tanem, nur tanem. Kokulu öpücük. Yani... Senin yaşında ben... Senin doğduğun yıl... 2004-2003 yıllarında... 2003 müydü, 2004 müydü chat? 2003-2004 yıllarında ben dizi sektöründeydim, dizi. He? Hale Soygazi... Özlem Tekin ben. Nerede o dizi? Dur bir dakika göstereceğim bilmeyenler için. Yiğit Bey hoş geldin. Ben Sil Baştan dizisini çekiyordum 2004 yılında. 2004 yılında Sil Baştan dizisini çekiyordum. Sen tabii ki yalnız kalacaksın. 19 yaşında insan da yalnız zaten, birazcık ol. Bir şey olmaz, kafaya takma yani gülüm. Onun için söylüyorum sana. Sil Baştan 2004. 2004 yılında ben bu dizide oynuyordum arkadaşlar. Özlem Tekin'lerle, Hale Soygazi'lerle. Şimdi gelmiş bana diyor ki ben yalnızım. 19 yaşında yalnız olmak normal midir chat? Normaldir. 19 yaşında bir insanın ilişkisi olması normal midir? O da normaldir. Olabilir, bunlar normal arkadaşlar. Yani bazı şeyleri de bu kadar yani şey yapmayın. Abi yalnızım falan filan. Ah niye şeyim olmuyor. Ha ama üzerinizde bir anonimciğim çok teşekkür ederim. Böyle karşı cinsle muhabbete girerken üzerinizde bir utangaçlık varsa orada sıkıntı var. Abi onunla gezdik, sonra ghosting'e uğradım. Bakıp görüldü atıyor, bir nedeni de yok. Hayatında doğru insan çıkış yaptı demektir bu. Arkadaşlar, ghosting'e maruz kalan insan... Gizemciğim çok teşekkür, 14 Şubat özelliği... 14 Şubat... Buradan bütün uzak mesafe ilişkilerine... Kokulu öpücük Gizem Toşko. Yani arkadaşlar, ghosting'e uğratan değil. Bak, şey, ghosting'e uğrayan değil. Ghosting'e uğratan mağdurdur. Yani sen ghosting'e maruz... olduysan, yani... birden seni hayatından çıkardıysa...
senin hayatından aslında doğru insan çıkış yaptı demektir. Ya birazcık da bu açılardan bakın artık Çetçek. Ha? Neşedir ya. Vallahi neşedir ya. Birazcık arkadaşlar bu açılardan bakın. Yani hani bu rezil kepaze sizi 30 yıl sonra da ghostlayabilirdi belki. Arkadaşlar hayatınızda her çıkış yapan vallahi billahi insan. Yani doğru insana bir adım daha yaklaşmak demektir. Evet. Arkadaşlar biz niye hep ilişki konuşuyoruz ya? Biraz da başka şeylerden bahsedin. Okullarınız nasıl gidiyor? Sınav hayatınız nasıl gidiyor? YKS'ye girecek olan var mı? KPSS düşünen var mı? Efendime söyleyeyim. Ne düşünüyorsunuz? Bilim insanı mı olacaksınız? Astronot mu olacaksınız? Ne olacaksınız siz arkadaşlar benim başıma ya? Kaldınız benim başıma ya. Benim başıma kaldınız hepiniz. Ne olacaksınız arkadaşlar? Vallahi billahi ya. Ben yalnız yaşamayı düşündükçe 1500 kişi iç içe yaşıyoruz chat. Artık evde adım atacak yer kalmadı şu anda. 1500 kişiyiz. Ne diyor? Abi çöpçü olur. Abi avukat olacağım inşallah gülüm. Bakalım psikolog olmayı düşünüyorum. Mükemmel bir meslek. Kimyager olacağım okul biterse inşallah güzelim benim. Bakalım adam olacağım. En önemlisi. Abi LGS, abi BİM kasiyeri. 2 yıllık ilişkimden ayrıldım kara papatyam. Ben boşandım sen evlen. Maria Curie'cim çok geçmiş olsun. Son zamanlarda arkadaşlar ayrılık haberleri de alıyorum chatten. Yani bu bizi ne kadar üzüntüye gerçekten gark eylese de her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Ne diyorum vallahi bir yeni mezun işsizim abi demiş. Kardeşim de işsiz kaldı ya. Kardeşim arkadaşlar mezun olur olmaz çalışmaya başladı. Çalıştıktan sonra kovuldu. Yani bir zaman sonra iş yerinde çalışan bütün işçileri arkadaşlar, bütün mimarları patron çıkardı. Şu anda arkadaşlar dinlenme sürecinde. Mutsuz da sayılmaz ama inşallah yani. Ya her şeyde bir hayır vardır kafasında. Vallahi billahi ya. Cumali'nin sağlam böbreği. Kadına cevap vermek fıtratımda yok değil mi? Gel böyle gülüm. Baba her şeyde bir hayır var ya. Kimsin ben Santoşko? Her şeyde bir hayır var. Selam söyle abi. Kime gülüm? Melda Broken. Selam. Ha selam kardeşime mi? Aleyküm selam canım benim. Abi YTL Osman'ın. Bu YTL Osman'ın ne iş yaptığını harbiden çözemedim ya. Yani YTL Osman kim milyoner olmak isteyene de katılmış arkadaşlar. Onu da izledim. Kenan İmirzalıoğlu bayağı saplıyor ya. YTL Osman'a doğal olarak. YTL Osman diyor ki ben diyor mesela diyor bir arkadaşım vardı diyor. Arkadaşlar böyle şivi komedisi yaparak. Arkadaşım vardı diyor. Okudu diyor. Bir tane de okumayan bir arkadaşım vardı diyor. İşte hani kroyum ama para bende kafasında bir patronu var şimdi diyor. İkisi de arkadaşım diyor. Okumayan diyor şu anda diyor okuyana diyor patronluk yapıyor diyor. Ya bu böyle bir şey yok chat. Bu felsefeden çık lan. Çık. Yani şöyle düşün bir de. Okumamış patron olacağını okumuş patron ol. Ha? Okumuş patron. Ya chat okumamış patronlar 2 gün sonra patlıyor ben sana söyleyeyim ya. Okumamış patrona ne derler biliyor musunuz arkadaşlar bu hayatta? Ne derler biliyor musunuz? Pezemek derler. Ne diyecekler beni konuşturmayın şimdi. Vallahi billahi ya. Ben başka bir şey. Vallahi billahi başka bir şey. Dünyaca ünlü oyuncu olacağım. İnşallah gülüm benim. Benim de öyle hayallerim vardı ya. Dünyaca ünlü oyuncu olacağım diye. Ya kısmen dünyaca ünlü oldum ama oyuncu olmadım. Ne istiyor? Trian teyze amca ortam bomba demiş. 5 lira atmış. Kokulu öpücük. Yani dünyaca ünlüyüm sayılır arkadaşlar. Ha? Dünyaca ünlüyüm sayılır. Nazmiye küfür etti Müge'ye. Bana ne ama. Ya bana ne. Polis özel hareket olacağım abi. Hayırlısı gülüm. Tiyatrocu olmak isterdim. Ol. Niye olmuyorsun gülüm? Ha? Arkadaşlar niye olmak isterdim cümlesindeyiz mesela. Yani niye hala siz mesela kendiniz için bazı şeylerin geç olduğunu düşünüyor musunuz arkadaşlar? Ha? Ya mesela mesela chatte abi bazı hayallerime geç kaldım diyen var mı? Abi 25 yaşındayım, üniversite bitti, iş buldum, maaşım iyi. 25 yaşındasın bana niye abi diyorsun gülüm, kafayı yiyeceğim. Ben de 30 yaşındayım, sanki dersin 40 yaşındayım anasını satayım ya. Abi diyor ya 25 yaşında ufalda cebime abla. Berfen abla. Arkadaşlar vallahi bir yer. Kafayı yiyeceğim. Evet abla ne diyor? Abi 25 yaşındayım. Evet abla. Üniversite bitti. İş buldum. Maaşım iyi. Ama hala eve 10 dakika geç gelince evdekilerden o var. Ya gülüm ben de mesela arkadaşlar distili sucum Allah keseline bereket versin. O ne demiş mesela? Eczacı olup dermanı olacağım. İnşallah gülüm benim. Sizin zaten yani... Sizin benim dermanım olmanız için arkadaşlar eczacı olmanıza gerek yok. Siz zaten bana her gün derman oluyorsunuz. Çok iyi geliyorsunuz. Allah razı olsun. Namık Kemal'im çok teşekkür ederim. İntibah demiş 5 lira atmış. Ben arkadaşlar biliyorsunuz
25 Mart tarihinde ki hepinizi bekliyorum yayına arkadaşlar. Yani kaçıran bizden değildir diyorum. 25 Mart benim doğum günüm çünkü. Aramızı yeni katılan arkadaşlar varsa da hepiniz hoş geldiniz bu arada. Amatör futbol oynuyorum abi 14'teki gülüm benim inşallah vallahi başarılı olursun. Güzel bir kariyerin olur inşallah. Yes, ya, ya bu futbol işlerinde de abi özür dilerim saygıdan abi dedim. Gülüm benim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu futbol işlerinde de çok adam kayırma işleri oluyor gerçi de neyse. Beni konuşturmayın chat. Yani en yeteneksiz herifi alıp gerçekten böyle sağlam kulüpleri yerleştiriyorlar. Ondan sonra gerçekten Türk futbolu niye ilerlemiyor? Beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Futbol camiasında da çok liyakatsizlik var. Chat. Yağmışım ne demiş? 14 Şubat evlilik teklifi aldım domodorum. Aaa! 14 Şubat gecesi savaşan yiğitler. 14 Şubat öncesi evlilik teklif edenden olur mu? Bence olur. Tam 14 Şubat'ta evlilik teklif etseydi enişte. Bak tam 14 Şubat gecesi ya da 14 Şubat günü. Derdim ki ulan çakal. Ha? Hem evlilik yıl şeysini hem 14 Şubat'ı aynı güne getirmeye çalışıyor derdim. Yollu derdim. Ulan yağmışım olmazdı ondan. Ama bundan olur. Bundan olur usta. Bundan olur olur. Biraz su içeyim. Az önce demiş ya arkadaşımız arkadaşlar işte mezun oldum eve gelirken geç gelince azar yiyorum diye. Arkadaşlar bir dahaki ay 25 Mart'ta 31 yaşıma giriyorum. Ben 31 yaşına girmiş yani hani yani sosyal medyası Facebook, Instagram sosyal medyası diyorum başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'nin arkadaşlar bir numaralı yayıncılarından bir... Gerçekten yani artık arkadaşlar sizlerin de Allah razı olsun destekleri sayesinde bir tık Ahmet canım iyi ki varsın 33 yaşım var real demiş. Bir tık tanınan bir yayıncı olmama rağmen ben de arkadaşlar aile zorbalığına hala maruz kalan gerçekten insanlardan biriyim. Yani arkadaşlar aile zorbalığına maruz kalmanın kariyerle, eğitimle, şanla, şöhretle, duruşla, parayla asla bir alakası yoktur. Neyiz yani doğru? Bugün mesela belki Tarkan bile annesinden arkadaşlar gerçekten hala azar işitebiliyordur. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar da şey yapmayın yani. Çok üstünde durmayın yani. Ne? Kakiş Ahmetan 33 yaşında mı? Big Boss olsan da fark etmiyor. Aynen öyle. Rosi Posi. Aile ve zor. Ya bir yandan çok avantajları var. Chat çok da bağırmayalım şimdi. Duymasın bizimkiler. Bir yandan çok avantajları var usta. Yani kirası beleş. Elektriği, suyu beleş. Yemeği beleş. Yani chat vallahi billahi her şeysi beleş. Chat bu arada bu işe yarıyor mu lan bu? Neyse doğru. Tabii bir iş arıyorum. Yeter geldi çalıştığım yerde. Daha ne kadar hakkımı yerler dedikçe her zaman yeni bir level atlıyorlar. Herkes ama öyle işte Nefise Toşka benim kız kardeşim de. Ya bu iş yerlerindeki gerçekten haksızlıklar, mobbingler, gerçekten arkadaşlar adaletsizlikler, dedikodular ne olacak bilmiyorum ya. Bu bir işe yarıyor mu ya usta? Ha? Zannetmiyorum. Yani ben bunu ne kadar sıkarsam sıkayım günün sonunda bence Cumali'ye yeriririm ya. Arkadaşlar gibi geldi bana. Gibi geldi bana. Esyos'cum ne demiş arkadaşlar dur bakalım. Asyos'cum. Abi ben de 30 Mart'ta 15 oluyorum. Aramızda 5 gün var bir hediye beklerim. Bir hediye beklerim mi? Asyos'cum ne demek sen iste yeter ki gülüm benim. Patlat bir bit. Bin bit. Hemen sana bir hediye. Ya abi ben Kızılcık Şehri hocam Cumali tüm gün bunu kullanıyor. Yeni kitaba başladım işte ya. Şeye başladım. Arkadaşlar. Adem'den önce kitabına başladım. Jack London Adem'den önce kitabına başladım. Bu kitapta şey diyor chat. Bilmiyorum aranızda psikolog arkadaşlar var mı? Ya da daha önce bununla ilgili bu olayla ilgili bazı okumalar yapan arkadaşlar var mı? Geceleri rüyamızda gördüğümüz bir rüya vardır. Mükemmel bir cümle oldu. Geceleri rüyamızda gördüğümüz bir rüya vardır. Nedir arkadaşlar? Klasik rüya. Herkesin, hepimizin gördüğü rüya. Söyleyin nedir abi? He? Hepimizin geceleri gördüğü bir rüya. Nedir? Nedir ne? Siz söyleyin. Martin Eden. Martin Eden'ı bitirdim ben. Martin Eden çok iyi kitaptı hakikaten. Yolel. Harbiden çok iyi kitaptı. Ulan bütün chat düşme kakıyor. Bütün chat düşme kakıyor. Birkaç arkadaş Sinan Sarduan yazmış. O da var. Düşme. Boşluğa düşme. Bu boşluğa düşmenin evrimsel bir... Miray Gökçağ çok seviyor der misin? 14 Şubat için video yapıyorum. Canım inşallah. Miray Gökçağ çok seviyor. Miray Gökçağ seviyor. Miray canım benim Miray Gökçağ çok seviyor. Kokunuyor bucuk. 14 Şubat'ınız kutlu olsun inşallah. Düşmek. Bu düşmek arkadaşlar olayının düşmek rüyasını hepimiz görüyoruz bunu. Yani aranızda görmeyen var mı hiç? Düşmek rüya düşme bir yerden böyle bir tepeden düşme rüyası görmeyen yoktur. Bunun tarih öncesi, milattan önceki atalarımızın arkadaşlar
zamanında ağaçlarda yaşamasından mütevellit olduğunu. Abi nasıl bit toplayalım? Bit mi? Biti boş ver ya. Domate at daha iyi. Boş ver. Bit ne yapacağım biti? Ondan sonra tarih öncesi arkadaşlar bazı gerçekten atalarımızın efendime söyleyeyim ağaçlarda yaşadığından ve ağaçlarda zamanından yaşarken oralarda düştüğünden ya da oralarda düşme korkuları olduğundan dolayı evrile bize de bu şekilde arkadaşlar korku olarak kalmış diyor. Ben çadır görüyorum, normal mi? Normal. 500 yıllık spoiler. Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Ben mesela ilk defa bu kitapta gördüm. Hani olabilir mi arkadaşlar? Ha? Hepimizin bu rüyayı görmesi normal mi, anasını satayım çünkü? Ha? Yani hepimizin bu rüyayı görmesi bana yani şey gelmiyor arkadaşlar. Olabilir. Olabilir bence, vallahi billahi. Dolayısıyla güzel arkadaşlar, insana bak yeni yeni vizyonlar kazandırıyor bu kitap okuma işleri Beçetçim ya. Vallahi billahi bak, ben mesela 31 yaşıma gireceğim. Belki sizinle de paylaştım. Çünkü arkadaşlar bilgi de paylaştıkça çoğalır. Artık doğru mudur? Ya bu bir teoridir tabii ki. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz bunu ama hani oradan kalmış olma ihtimalinin olduğunu mesela her gece görüyoruz. Ulan bunu niye görüyoruz? Demek ki bizim atalarımız hani usta, ha? Böyle vallahi billahi yani Ungo Bungo familyası ağaçta yaşarken mesela vallahi billahi öyle yani. Cumali'nin sol böbreği demiş ki abi az kaldı Facebook dayı yaşına gireceksin, o kadar da değil ya. Vallahi billahi. Ne diyor? Şu FD2'yi hemen banlayalım. FD2 banlandın gülüm benim. Abi hadi felsefe yapma, muhteşem bir yolu aç demiş, hemen banlandı gülüm. Maalesef banlandın. Abi arkadaki kitaplar ya gülüm, güzel kitaplar var. Ben bunları okudukça güzel olanları tavsiye ediyorum size. Mesela Kızıl Veba kitabı güzeldi. Taşuk'u Talat Fıtlat güzeldi. Bunları okuyun arkadaşlar. Bunlar güzel kitaplar yani. Bunlar var. Bakalım abi. Abi atalarımız her gün düşüyor muymuş? Atalarımız her gün düşme değil gülüm benim. Minel Emekçim iyi ki varsın gülüm benim. Allah razı olsun, iyi ki varsın. Yani arkadaşlar her gün düşmez derdi yani tepede mepede bir yerlerde yaşadıkları için mesela düşünsene bunlar bir kabile mesela arkadaşlar. Ungo Bungo familyası, bunlar bir kabile. Ondan sonra o kabilede ayda bir tanesi düşse gece uyurken, usta sağdan sola dönerken bir tanesi düşse diğerlerinde de o korku oluşur. Dolayısıyla yani o korku da hepimizi arkadaşlar sirayet etmiş olabilir yani. Olabilir. Bunun doğru olduğuyla ilgili şeyler okumuştum. Eskilerin günlük hayatlarındaki korkuları genlerini işliyor ve bize iletiliyormuş. Neyiz doğru? Mesela senin, efendim ne dedin sadece de? Mesela ne diyor? Mesela senin ataların gece nöbet tutan kişilerse gece uyanık kalmak senin için daha kolay oluyor. Gündüz uyanık olan kısımdan biri ise sabahları daha verimli oluyoruz. Kan grupları da yaşadıkları bölgelere göre farklılık gösterirmiş. Yani bu var arkadaşlar ya. Çok eski gerçekten şeyler. Keşke gerçekten şey yapabilsek ya. Yani ben mesela arkadaşlar benim en eski atama kadar gidebilsem de şu anki korkularımı yenmek için gerçekten onunla yüzleşsem ya. Ha? Ulan amına koydum. Ha? Bok mu var, çıkıyorsun ağacın tepesine zıbar yat zıbar otlu yat. Mağaranın dibinde her gece rüyamda işin mi senin? Sipo bok mu var? Yatıyorum. Gecenin bir vakti ya saat 4-5 tam uykuya dalıyorum. Zort! Adam da onu bir yerden düşüyor. Niye düşüyorsun? Bok mu var ağacın tepesinde? Niye çıkıyorsun oraya? Kokonat suratlı gerizekalı bok mu var? He? Meymun! Buradan ona sesleniyorum arkadaşlar. Çok sinirlendim ya. Çok sinir. Şu anda yani evrimsel bir gönderme yaptım. Bu belki benim mesela arkadaşlar babama da sirayet etti. Dedeme de sirayet etti. Dedemin babasına da sirayet etti. Yani bu adamlar, bu insanların suçu neydi? Malak! İn ağaçta bok mu var oğlum? Ya, yok mu arkadaşlar? Ya oğlum insan gerizekalı mısın bir kere? Neyse doğru. Düz toprak, arazi düz. Tamam her ya. Beylikdüzü'nde yaşıyordum belli ki o zamanlarda. Esenyurt taraflarında. Karapapatayım, 28 yaşındayım. Yayın var diye dışarı çıkmadım. Kurban neye paylaşamıyorsun? Arkadaşlarınla beni paylaş. Arkadaşların da iki gün sonra evrimsel olarak dışarı çıkamayacak. Nurcum öyle söyleyeyim sana. Arkadaşlarınızla beni paylaşın. İşte ben Tamer'i izlediğim için dışarı çıkamıyorum diyorsunuz ya. Sizinle birlikte evrimsel olarak, kalıtsal olarak aynı hastalığa yakalayacaklar. Neyse gelelim sana. Neyse, en büyük ata. Miral İç'e arkamdan attı bu kovalıyordu. Ekran kaydını açamadan yani onu söylüyorum chat. Ulan düz arazi. Şimdi yani düz arazi varken ne bileyim her taraf yeşillik. Yani toz toprak. Sen şimdi ama bak o zaman da yerde yatsalardı ne olurdu biliyor musun? Yerde yatsalı yılan korkusu. Ya barınak usta, barınak çok önemli ya. Yani gerçekten o dönemde 3-5 Karadenizli müteahhit de lazımdı mesela usta. Hani
Tarih öncesi çağlardaki atalarımıza 3-5 tane Karadenizli müteahhit lazımdı usta. Şöyle güzel ormanı yakıp sağlam bir rezidans yapacak oraya. Ne korku kalırdı ne bir şey baba. Bak ne korku kalırdı ne bir şey. Şimdi yerde yazsan yılan korkusu. Tepede yazsan düşme korkusu. Ortada yazsan sıçma korkusu. Hepsinin ayrı bir korkusu var. 20 yaşında sen abi de usta Alev Hanım. 20 yaşında bak 22-23'e kadar arkadaşlar. 22 abi desin, 23'ten sonrası Tamer desin artık. O kadar da değil arkadaşlar ya. O kadar da değil arkadaşlar. Geçen gün 35 yaşında kadın gelmiş bana abi diyor. Manyak mısın? Siktir git. Kendine gel. Tuğçe Sever 23 bir kişiye abonelik vermiş. Çok teşekkür ederim bebeğim benim. O da ama gerçi arkadaşlar şu da olabilir yani. Hani bana abi demek evrimsel olarak onun da şeyi olabilir mesela. Neyse doğru. Elif'im ben Kim Tae Hyung'la evleneceğim. Şaka değil. İnşallah gülüm benim ya. Vallahi düğününüze çağırmak ister misin beni? He? Yani istersen gerçekten şahidin de olabilirim sen. Kim Tae Hyung? Buradan selamlar Kim Tae Hyung'a. Ben de Beyoncé'ye da aşığım bu arada. Dolayısıyla arkadaşlar yani bunların hepsi evrimsel. Mesela mesela Cumali'nin kadına cevap vermesinin fıtratında olmamasının muhtemelen evrimsel bir diyalektiği var. Ya ben ne anlatıyorum hiç bilmiyorum. Ağaçtan meyve toplamak. Bak ağaçtan meyve toplamak falan bunlar okey de. Ağaç dediğinde meyve toplarsın. Sığırın oğlu ne çıkıp orada yaşıyorsun incirin ağacında ökko. Ceren'cim hoş geldin. Ya sinirleniyorum chat birazdan içeriklerimize geçeceğiz de. Birazcık da içimi de boşaltmak istedim. Abi ne anlatıyorsun diyenler olabilir belki ama. Birazcık da şey yaptım chat işte ya vallahi bile. Değil abi doğru. Bundan yaklaşık 3 yıl önce sanal abi. Sanal bir arkadaşımla seni keşfettik. Abi uyku demişken bozulan uyku düzenine tekrar nasıl sokulur taktik var mı? Telefondan uzak duruyorsun. Cep telefonu, sosyal medya, internet bunlardan uzak duruyorsun. Spor yapıyorsun. Özellikle yürüyüş. Hava alıyorsun birazcık. Mümkün mertebe birazcık kitap okuyorsun. Ondan sonra zihni boşaltıyorsun. Pıt uyuyorsun. Adamı hasta etmiyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Zeytin Rakoğlu hoş geldin bebeğim benim. Kokulu öpücük. Abi bundan yaklaşık 3 ay önce sanal bir arkadaşımla seni keşfettik. Tam bir şey yapacağım. Donate geliyor. Çok ben hastasıyım bunun. Boşver okutmayın. 23 yaşındakiler ne desin? 23 yaşındakiler Tamer desin işte. 22'ler abi desin artık. 22 de olmaz. Çek çünkü hani anladın mı? Benim kardeşim de 22 yaşında. Onlar abi desin de. 23'ten sonrası arkadaşlar artık amca desin yani. Abi bundan yaklaşık 3 ay önce sanal bir arkadaşımla seni keşfettik. Her gün Instagram gönderilip günü gizlerdik. Her dakika o arkadaşımla geçiyordu. Ne olur bu hikayenin sonu kötü bitmesin ya. Ya bir kere de iyi hikayeye gelin şuraya. Allah kahretmesin sizi. Yakın bir zamanda kendisi hiçbir şey demeden beni bıraktı. Geçen günlerde doğum günü olduğu için kutlamıştım. Benle eskiden güle oynaya konuşan arkadaşım benimle şu an soğuk konuşuyor. Onu da soruyor. Ersetler! Avehap! Ne oldu da neyin tribini atıyor sana? Neyin tribini? Evrimsel olarak bunun en eski atalarının belki trip özelliği olabilir mesela. Bunun gerizekalı. Buradan Avehap'ın arkadaşının gerizekalı arkadaşı. Bok mu var? Durduk yere. Beni izliyorsun. Ortak gerçekten neyse noktamız var. Beni izliyor. Abi ben de seni canım benim selerim çok teşekkür ederim. 35 yaşındaki kişi Allah kesene bereket versin. Birlikte beni izliyorsun. Birlikte gülünüyor. Eğleniliyor. Ortada herhangi bir şey yok. Kıskançlık yok. Hasetlik yok. Gayet güzel muhabbet var. Rahat mı battı lan götünün deliğine? Ha? Poşt. Rahat mı battı bir tarafına? Ya bazen sinirlenince de bana sinirlendi demeyin chat. Ben bazen böyle atarlar yaptığım zaman bana arkadaşlar kızmayın. Bazı insanlara da rahat batar. Avehap. Bazı insanlara da rahat batar. Vallahi billahi bazı insanların da ağzına sıçmak gerekir yani affedersiniz. Çok özür dilerim chat. Aramızda küçükler var. Yani küçük arkadaşlarım da kusura bakmasın böyle sinirleniyorum bazen ya. Vallahi billahi ya. Ay ay. Vallahi ya. Allah belasını vermesin ya. Çok güzel küfür. Ya sinirleniyorum ay bir ketamer ya. Ezgi'cim sağ ol canım benim sen nasılsın? Aynısı oldu bana da abi. Kız acaba beni gay mi sanmaya başladı diye. Oğlum insanın var ya aklına türlü türlü şeyler geliyor lan. I'm a Targaryen lan. Yani bir insan sizi birden hayatından çıkartınca insan mevzuyu kendisinde arıyor. Aslında arkadaşlar mevzuyu kendinizde aramayın. Sizi hayatınızdan durduk yerde çıkartan insanlar dengesiz. Senin dengeni sıçarım lan. Ha? Bak evrimsel olarak sıçarım senin dengeni. Salak. Durduk yerde bir insan bir insanı hayatından çıkartıyorsa gelgitlidir. Psikolojik dengesizlikleri vardır. Aynı anda 30-35 kişiyle konuşuyor olabilir ki orro. Buluk. Arkadaşlar yasal olmamalı. Bunu erkek için de kadın için de söylüyorum bu arada arkadaşlar. Genelde arkadaşlar orr buluk terimini, bak orr buluk terimini kadınlara yaftalarlar.
Or bu çok erkekte vardır ha. Arkadaşlar vardır 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 yok değildir. Erkekte benim de onlara şey mi? Erko. Vardır vardır. Yani erkek kadın demeyelim de onlar arkadaşlar. Erko ile Kado. Erko ile Kado mesela arkadaşlar. O tarz erkolar kadolarda vardır yani. Vardır vardır. Usta. Onun için yani size vakit ayırmayan başkasına vakit ayırıyordur. Başkasına vakit ayıran da aynı anda başkasına da vakit ayırıyordur. Bunu da düşünün. Dolayısıyla nedir bunun karşılığı? Kaşmer. Yani böyle durumlarda bu tarz insanların karşısında, bu tarz insanların karşısında eksikliği kendinizde değil, fazlalığı kendinizde arayıp eksikliği de onların bir tarafına sokacaksınız evrimsel bir şekilde. Arkadaşlar bu kadar basit. Edacığım ne demiş? Kokulu öpücük aşko demiş. Çok teşekkür ederim. Tamerim eski sevgilim beni terk etti. Şimdi de nişanlanmış. E ne olacaktı yavrum? Ne olacaktı adam bir ömür gerçekten vallahi billahi ya. Sana bak ya yapma gözünü seveyim bu kadar da yapmayın çocuklar. Adı üstünde eski sevgili. Eskisi kaç yıllık eski sevgili bu ne zaman ayrıldı senden? Yavrum. Ha? Bunlar var arkadaşlar. Bunlardan yana sıkıntı yok. Bunlar temiz pozisyon. Bak bunlar temiz pozisyon. Bunlardan yana sıkıntı yok yani. Sims 4 oynayacağız bir ara. Ayşe Nur'um hoş geldin canım benim. Abi bugün bir... Ya gergunluktan değil de Büşra West. Sizin anlattıklarınız beni çok geriyor. Yani sizin hayatınızdaki insanların Allah belasını verecek. Hakikaten o kötü insanlardan bahsediyorum. Sizin hayatınızda o kadar iğrenç insanlar var ki. Yani sizin hayatınızda o iğrenç insanlar beni hayattan soğutuyor. Ha? Hepsi ne kadar rindu. Bu nasıl bir şey vallahi billahi ya. Abi herkes niye eksi o kadar bağlı? Yani kurulan hayallerin yaşanmamasından diyebilirim. Selin'im. Kurulan hayallerin yaşanmamasından diyebilirim ama bilmiyorlar ki o kurulan hayalleri hayatından çıkan o yanlış eksler değil de hayatına girecek o doğru insanlarla yaşayacaklar. Bilmiyorlar ki. Bilseler hiç bu kadar isyan ederler mi? Ey yüce Rabbim. He? Bilseler hiç bu kadar isyan ederler mi? Sabır, beklemek, sosyallik, kendini geliştirmek doğru insanı sizi her zaman çeker. Çeker. Tamam mı? Benim sinirlerimi bozmayın arkadaşlar. Evrimsel olarak böyle bir kere. Ağaçlarda yaşayan atalarımızdan beri böyle. Benim sinirlerimi bozmayın. Çeker. Tamer'in beni bıraktıktan 4 ay sonra ideal süre. 3 ay olsa kızardım biliyor musun? Tamer'in güzelliği. 3 ay olsa kızardım 4 ay okey ya. Başver gülüm 4 ay artık olur ya 4 ayda. Ha? 4 ayda nişanlanılır. Ha? 4 ay ne diyorsunuz arkadaşlar? Normal midir? Ha? 4 ay nedir? Lan keşke ağaçta yaşasak bu arada ne güzel püfür püfür. Bakış açısı. Ha? Arkadaşlar 4 ay iyi. 4 ay kısa bir süre değil ya. Düşünsene 4 ay sonra kim bilir biz neler yaparız burada ya. Ha? Çetçim herkes. Aleyküm selam canım benim Bay Maksim hoş geldin. Nişanlanmak diyorum. Ama gerçi nişanlanmak değil mi lan? Ha? Dur şimdi arkadaşlar şu anda yani toplum baskısı yemiş cumali suratım çıktı şu anda ortaya arkadaşlar. Vallahi billahi yani herkes ne normali falan filan dedikten sonra ben. Abi eksim beni 2 yıllık ilişkide aldatmıştı yakın arkadaşımla ve arkadaşım hamile. Halbuki arkadaşımla 3 yıllık ilişkisi varmış. Allah'ım yarabbim güldüğüme bak ben bu rezilliklere gülüyorum. Sizin acılarınız benim mizahım. Sizin acılarınız benim absürtizm sembolüm. Rezillikler 4 ay uzun 2 hafta ideal. Ya dizdili su. Yani bütün chatten baskıyı yedikten sonra şöyle bir şey oldum biliyor musun? Ha? Dur. Ya arkadaşlar ya her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun diyorduk en son. Aressa. Uyku için daha kısa vadeli bir taktik var mıdır acaba? Gülüm sabır ya Aressa. Benim bu söylediklerimi sabırlı bir şekilde, sistematik bir şekilde oturtursan yani uyku düzeninin oturmama ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Fıtratında yok bir kere. Hepimiz insanız ya. Ha? Ne diyorsun ya? Her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. Evet arkadaşlar 4 ayda nişanlanmak normaldir. Yeter ki bakış açınızı bulun. O sırada chat. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Elvercim çok teşekkür ederim. Tam medyada hepimiz biriz, hepimiz biriz arkadaşlar. Hepimiz nişanlıyız arkadaşlar. Hepimiz nişanlıyız. Dağılıyorsa bile hepimiz bak biz de yüzüyoruz. Dur baskıyı yedikten sonra ben... Yes, doğru. Bak ama ben onu unutamamıştım ve psikolojik destek alıyorum onun yüzünden. Öyle mi ya? Peki bir şey soracağım. Ne kadar vadeli bir ilişki yaşadınız mesela? Siz ne kadardır birlikteydiniz? Tamer'in güzelliği. Tamam. Ne alakası? Ne alakası var? Ne alakası var dedikten sonra ben. Baştan bir olmakta anladın mı?
Taner'cim 10 dakika önceki kitabı bir daha gösterebilir misin? Gösteririm balım, hangisini? Şunu mu? Dur bakayım. Baskıyı yedikten sonra ben vallahi billahi deli deli oldum. Jack London Adem'den önce. Şu anda 30 sayfasını okudum. Zaten kısa bir kitap arkadaşlar. 130 sayfa. Hemen bitiyor yani, 130 sayfalık bir kitap. Yani doğru ya, ben şaka yaptım daha demin arkadaşlar. Neyse doğru. Yok yok, şaka bir yana, 4 ay olmadı arkadaşlar. Bir değil yani. 4 ayda nişanlanmak. Ulan bu 4 ayda nişanlanıyorsa demek ki o 4 ayda nişanlanacak. Çünkü bir insanın arkadaşlar hani 4 ayda biriyle nişanlanması için ondan önce de bir geçmişinin olması gerekiyor mantık olarak. Evrimsel olarak. Yani evrimsel olarak bu kızla bir ağaçla yaşanmışlık. Neyse doğru. Bir ağaçla yaşanmışlık olması gerekiyor mantık olarak. Dolayısıyla... O sıkıntı. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Özür arkadaşlar. Tamer'cim doğum gününü bekliyorum. Bunlar... Dilara'cım çok diyor. Bu ne lan? Allah kesene bereket versin. 50 lira atmış. Allah kesene bereket versin canım benim. Kokulu öpücük. Abi beni kıran erkeklerin iyi olduğunu düşündüm. Ama kimsenin gerçek yüzünü göremiyorum. Başkası söylese de sallamıyorum. Ama hep oluyor bu mal... Bir dakika, bu nasıl bir şey lan? Abi beni kıran erkeklerin iyi olduğunu düşündüm. Kimsenin gerçek yüzünü göremiyorum. Başkası söylese de sallamıyorum ama hep oluyor bu, mal mıyım? Yani benim çok hani mal demek istemem de fıtratında var diyeyim ya. Usta evrimsel olarak da mallık olabilir. Yanlış anlama. Yani bu ağaçlı yaşanmışlıktan dolayı gelme mevzusu var. Bir ikincisi yani bir zaman sonra artık insanların gerçek yüzünü de görün arkadaşlar be Beril'cim. Arkadaşlar artık yani bazı şeyleri de bile bile lades diyen insanlara ben çok saygı duyamıyorum ya. Bazı insanlar var çünkü arkadaş çevresi uyarıyor, kendisi içgüdüsel olarak bir şeyleri hissediyor. Ama işte hissetmesine rağmen bazı insanların arkadaşlar ilişkilerle ilgili şeyleri zorlamasını anlayabiliyorum. Arkadaşlar bazı şeylerden vazgeçmek o kadar da kolay olamayabiliyor sizler için. Ama vazgeçmek özgürlüktür, vazgeçmek öz saygıdır, vazgeçmek kararlılıktır. Vazgeçmek duruştur, vazgeçmek güçtür. Bunları eğer hayatınızda istiyorsanız, öz saygı, güç, kararlılık, özgüven, bunları istiyorsanız vazgeçeceksiniz. Bazı insanlardan vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Biz 10 ay birlikteydik ve benim ilk sevgilim, ilk ciddi düşündüğüm insanla ailemle tartışmalara bile girmiştim onun için. Oo, wow, bu ciddi bir mevzu. Tamer'in güzelliği. Çok geçmiş olsun gülüm benim ya. Artık yani olmuşlu ölmüşe çare yok diyeceğiz. Bekleyeceğiz artık. Kuluçka süresine geçiyoruz artık. Tamer'in güzelliği, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi her zaman söylediğim laflardan bir tanesi arkadaşlar. Evrimsel olarak bekleme sürecine geçiyoruz ve hayatına girecek doğru insanı bekliyoruz diyelim yani. Ne diyelim? Vallahi ne diyelim? Vazgeçemiyorum. Yok vazgeçemiyorum. Neye vazgeçemiyorum? Tam ne yapacaksın? Vazgeçemeyim. Allah'ın bir belası. Ha? Çok özür dilerim. Sinirlendiğim için özür dilerim. Ben böyle samimiyetten ve evrimsel ağaçlardan dolayı böyle sinirlenebiliyorum. Büşra dört, vazgeçemiyorum. Ne yapacaksın? Hadi vazgeçemiyorsun. Adamın götüne mi geleceksin, affedersin? Ha? Kafana adamın kıçına mı sokacaksın? Ne yapacaksın? Abi ben chat kuralları da bilmiyorum. Sipi yazdım, ban yedim. Sipi ne ya? Kaldırın çocuğun neymiş? Rose Devil kaldırın ya. Arkadaşlar ben zaten bazen banları kaldırıyorum. Yani ilk defa katıldığınızı falan anladığım zaman, bir de iyi niyetli olduğunuzu bir daha yapmayacağınızı anladığım zaman kaldırıyorum. Ban kaldırma talebi attıysan ben bakarım ona. Ondan sonra ben de vazgeçemiyorum. Çocuklar. Neye store? Bakın. Abi ben uyurken düşmüyorum da uyurken seni izliyorum. Gülüşüne korkuyorum. Atalarına söyler misin bunu bir? Angelo Dobrik, bunun da bir sebebi var. Bunun sebebine de daha sonra geleceğiz. Bakın çocuklar, vazgeçmek öyle bir günde, bir ayda, belki bazen bir yılda bile olacak bir şey değildir. Bazen neye store? En eski, size en çok zarar vermiş insanı bile arkadaşlar belli bir zaman geçmesine rağmen özleyebilirsiniz. Buna okeyim. Ama arkadaşlar vazgeçmezseniz de gerçekten Allah belanızı vermesin ya. Hakikaten yani rezil misiniz? Oğlum neye vazgeçildi? Nasıl vazgeçilmiyor? Yani 4 yıl uğraştın. 4 yıl vazgeçemedin değil mi? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Vazgeçmenin anatomisini araştıracağım ya. Abi evrimsel bir şekilde her yerden engelledi. Değil mi? Gülüm ben de. Yarenim. Vallahi bile. İyileşmek için buradayım. Seninleyim. Sevgili chatleyim. Sizinle burada kendimi daha iyi hissediyorum. Bana mobbing uygulayan müdür yardımcısı. Ya gülüm zaten bizim bak tam 20.00'da yayınları açıyoruz biz. Biz tam 20.00'da yayınları açıyoruz. Niye 20.00? Öğrenciler için ideal saat. İşten çıkanlar için ideal saat. Duşunuzu aldınız, yemeklerinizi. Bizim işimiz burada sizi evrimsel olarak boşaltmak. Yani zihinsel olarak boşaltıyoruz arkadaşlar. Burada sizi
ertesi günlere daha aydınlık bir şekilde uyandırıp sizi sabahları işinize postalıyorum. Ben sabaha kadar ne yapıyorum? Ha arkadaşlar, neşe kaynağınız ne yapıyor? Akşam dönüşte yayına kadar hani böyle kendinizi ısındırmak için yeni videolar yapıyor. Biz varız arkadaşlar. Evrimsel olarak biz her zaman buradayız. Dolayısıyla bunlar var yani. Bunlardan yana sıkıntı yok. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyorduk en son lan? Dur bakayım, en son birisi bir şey demişti. Ha, vazgeçme. Bu vazgeçememe işi arkadaşlar okey de. Yani vazgeçememenin sizin sebebi hayatınızda belki de az insan olması olabilir arkadaşlar. Çok sosyal çevreniz kısıtlı olabilir. Halbuki hayatın içerisinde... Doğacım çok teşekkür ederim. Halbuki hayat arkadaşlar, bizim mesela sosyal medyada çok böyle kötü gündemler görüyoruz. Abi eski lise fizikçimle dedem okey kankası olmuş, mükemmel bir arkadaşlık. Yani arkadaşlar sosyal medyada gündemde çok kötü haberler görüyoruz. Psikolojimiz çok bozuluyor. Onun için arkadaşlar uzmanlar diyorlar ki sosyal medyadan birazcık uzaklaşın. Dopamin detoksu yapın diyorlar. Çünkü sosyal medya bizi birazcık böyle kötülüğe çok yöneltebiliyor, o algoritma. Kötü haberleri çok yöneltebiliyor. Ama hayatın özü o kadar da arkadaşlar karamsar olunacak kadar kötü değil. Ve hayatta arkadaşlar o kadar da karamsar olunacak kadar kötü insanlar yok. Yani şu akşam burada toplanıyoruz arkadaşlar, yüzlerce insan. Yüzlerce, binlerce insan. Hepimiz aynı şeylere gülüyoruz. Arkadaşlar yani din, dil, ırk, bilmem ne falan filan, mezhep, efendime söyleyeyim, açık, kapalı, seküler, muhafazakar fark etmeden hepimiz aynı şeylere eğlenebiliyoruz. Dolayısıyla demek ki hepimizin aynı anda mutlu olabilme potansiyeli var. Bu hayatın içinde de arkadaşlar düzgün insanların içine karıştığınız zaman, çevrenize öncelikle kendiniz düzgün olduğunuz zaman, öncelikle kendinizi geliştirdiğiniz zaman etrafınıza da güzel insanları çekeceksiniz. Yani benim gibi. Ben güzel bir insan olduğum için etrafıma mükemmel insanları çektim. Kokulu öpücük, iyi ki varsınız. Dolayısıyla o insanların arasından da arkadaşlar bazı elemeler yapacak. O insanlar arkadaşlar sizin tam olarak arkadaşlar cinsi partneriniz. Evrimsel olarak. Bu bir gerçeklik. Bu bir gerçeklik. Arkadaşlar yani siz hayatınıza alacağınız insanı doğal olarak sosyal çevrenizden seçeceksiniz. Bu bir gerçeklik. Dolayısıyla etrafınızda ne kadar çok güzel insan olursa o kadar çok güzel insanın arasından en güzelini seçebilirsiniz. 2024'ün en güzel kadınını seçebilirsiniz mesela, mantık olarak. Yani ondan dolayı işte dediğimin yarısını unutmanın sebebi İrem Pehlivan. Hiçbir zaman mutlu olamayacak olmana. Belası rezil. Nasıl unuttum? Çok da... Yani hiç komplike olmayan, mükemmel bir doğrultuda ilerleyen, evrimsel ve fıtratsal bir cümleydi. Mükemmel bir cümleydi, kafayı yiyeceğim. Simay Cikcik bir şey demiş, onu okuyalım abi. Az önce bir donate geldi. Abi donate okumadın ama annem beni balkona kilitleyip duşa girdi. 20 dakika kıçımı yırttım balkonda, değmenmiş erkolar kapatılsın. Annen seni balkona kilitledi diye erkolar niye kapatıldı lan? Abicim benim konuştuğum okula beraber gittiğim bir çocuk vardı. Abicim benim... Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Kavga mı? Kaos mu? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Vallahi billahi. Arkadaşlar vallahi ya. Ben yani Twitch'in acun olucalısıyım diyebilir miyiz arkadaşlar? Sosyal medyanın acun olucalısıyım diyebilir miyiz? Oralarda bir yerdeyiz. Dur bakalım arkadaşlar. Abicim benim konuştuğum beraber... Okula beraber gittiğim bir çocuk vardı. Ama benden 3 yaş büyüktü. Ama bunu sorun etmediğini söyledi. Sonra bir anda konuşmayı. Aynı bu şekilde bitmiş belki. Arkadaşlar sen yok mu sen? Helele. Çok teşekkür ederim. Fav X'in boyu 2.05, geri döneyim mi? Gülüm, ona geri dönülmez. Helele. Ona tırmanılır. Yani 2.05'lik X'e geri dönülmez. Ona tırmanılır. Allah yardımcı olsun. Senin boyu kaç? 1.05. Sen yok mu sen? Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Bunlar var. O zaman arkadaşlar bu kadar güzel bir sohbetleşme yaptık. Uzun zamandır arkadaşlar sizinle bir dertleşemiyorduk. Yanlış bilmiyorsam. Bayağıdır oturup böyle bir dertleşme, sohbet. Arada yapıyoruz böyle. Arada iyi oluyor. Ha? Arada böyle terapileşme, böyle felsefi konuşmalar, evrimsel konuşmalar, ilişki tavsiyeleri. Bunlar iyidir yani. Vazgeçmediğinde farklı farklı acılar yaşatıyor bu tür insanlar. Vazgeçip özleminin acısını çekerim de. Birazcık öyle. Yani bak, kısmetse olur Ayça'nın çok güzel bir lafı vardı arkadaşlar. Kısmetse olur Ayça'nın çok mükemmel, gerçekten altına imza attığım bir cümlesi vardı. Yani mutfak orada kısmetse olur. Kızların bizim bir mutfak vardı arkadaşlar. Kısmetse olur Mehtap'la birlikte konuşuyordu. Cidden çok güzel bir cümle. Hepiniz de arkadaşlar altına imzayı atacaksınız yani.
her gün ağlayacağıma 10 gün ağlarım. Diye böyle yapıyor. Mükemmel bir cümledir. Altına imzamı atarım. Abi diğer hesabımdan hem abone ne yazmış bugünüm benim? Ne yazmış bu? Abi eksimin adı... Dur bakayım. Bir dakika. Zehra. Abi eksimin adı Osman. Ümit var mı? Eksimin adı Osman Ümit var mı? Bilmiyorum sen bileceksin gülüm. Eksinin adı Osman Ümit var mı? O sana sormak lazım. Eksinin adı Osman Ümit var mı? Osman Ümit'e buradan selamlar. Osman Ümit'ciğim. Bizi izliyorsan buradan selamlar. Bu arada bir ara arkadaşlar. Curşime kurabiye yapmamız lazım. Unutturmayın. Osman Ümit. Selamlar canım benim. Osman Ümit'e buradan selamlar. Evet ne demiş arkadaşlar. Abi ben dediğin hiçbir şeyi unutmadım. Senden olur işte Ecrin. Senden olur işte. Alev Hanım. Abi 5 senelik arkadaşım Ela'ya gezme planı yaptık. O gün bana hiçbir şey yazmadı. O kadar hazırlandım, bekledim. Ben de daha konuşmadım. Sonra bana diyor ki niye böyle? Niye böyle yapayım Nazmi diyor. Arkadaşlar iyidir, boşver ya. Yani böyle buluşmaya geç gelen, sorumsuz, oraya gidelim dedikten sonra gelmeyen arkadaştan da olmaz. Koy götüre tekmeye rahvan gitsin. 20 dakika boyunca geç kalacağım diye bağırdım balkonda. Onu anlattığım ilk donate'i okumadın. Ha ben Erko'yum. Ha çok özür dilerim. Beni kapattın sen. Çok özür dilerim Simay'ım. İyi ki varsın balım benim ya. Allah kesene bereket versin. Çok özür dilerim. Ela'yı gezme. Bunu da okuduk. O zaman arkadaşlar Müge Anlı'ya geçiş yapalım. Okey.